her güzel şeyin Pazarspor'un başarısı için olması temennisiyle toplantımızı genel kurulumuzu başlatıyorum. Pazarspor Kulübü Yönetim Kurulu 06.05.2019 tarihinde Hüseyin Yengün Başkanlığı'nda toplanarak aşağıdaki kararlar almıştır. Pazarspor Kulübü'nün olağan genel kurulunun 09.06.2019 tarihinde Pazarspor Deniz Konak Otel Via Teras Salonu'nda 12'de yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 16.09.2019 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. İncinde hareket etmiş ve yönetimlerimiz geçmişte ilkelerinden taviz vermemiş, gelecekte de vermeyerek olurlu bir şekilde Türk sporuna ve Türk gençliğine katkı ve hizmette bulunmuştur ve bulunmaya devam edecektir. Bu ilke, bu şiar çerçevesinde 6 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurul ile görevi devralan yönetim kurulumuz, kulüp tüzüğünün kendisine verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmenin gayret ve çabası içerisinde olmuş. Hepinizin bilgisi dahilinde olduğu üzere 2018-2019 sezonunda Pazarspor Kulübü'nün lokomotifi olan futbol takımı olağanüstü genel kurulunun düzenlendiği tarihte 17 maçta topladığı 15 puan ile devriyi 16. sırada düşme hattında tamamlamış ve düşme hattının 5 puan gerisinde yer almıştı. Olağanüstü genel kurulun sonra oluşan yönetim kurulunun faaliyetleriyle öncelikle teknik heyet değişikliğine gidilmiş, Mustafa Ceviz Hoca ile çalışılmaya başlanmış ancak başarılı bir netice alınamaması üzerine kendisiyle yollar ayrıldıktan sonra Ergi Hoca ile çalışmaya başlanmış ve yine yönetim kurulu ve tabii çok değerli hizmetleri olan diğer unsurların, Pazarspor sevdalılarının da çabalarıyla stadımız yetiştirilmiş ve stadın devreye girmesi taraftarımızla buluşmamızla birlikte hepimizin bildiği üzere takımımız 7 maçlık bir galibiyet serisinin ardından playoff hesapları yapan bir mücadeleye erişmiştir. Ancak bütün çabalarımıza rağmen playoff şansını yakalayamamakla birlikte 47 puan ile sezonun 8. sırada tamamladık. Yine yönetim kurullarının bize getirdiği ve bizim de devam ettirdiğimiz üzere, demin de bahsettiğim üzere stadın yenilenmesi, zemininin yenilenmesi ve tribünlerinin yenilenmesi çalışmalarında bulunulmuş. Bugün itibariyle %70 oranında tamamlanma seviyesine ulaşılmıştır. Hepimiz değerli genel kurul üyeleri, taraftarın ne kadar önemli olduğunu, stadın ne kadar önemli olduğunu bu süreçte yaşadık. Bunun da tekrar üzerinde durarak yönetim kurulumuzun bu çalışmayı sürdürerek en kısa sürede gelecek sezonda pazarımıza yakışır, güzel stadımıza erişeceğimizi söylemek istiyorum. 2018-2019 sezon başlarında Rizespor ile pilot takım anlaşmasına vardık. Bu anlaşma kapsamında Rizespor altyapısından kulübümüze oyuncular vermiş ve bu oyuncuların takımımızda hizmet vermesini sağlamıştı. Bu oyuncuların giderlerini Rizespor'umuz karşılamıştı. Yine sezon başı kamp çalışmalarına karşılayan Rizespor Kulübü devre arasındaki kamp çalışmalarına da katkı sağlamıştı. Bu katkılar kulübümüzün ve futbol takımımız için çok önemli ve çok etken derecede yardımcı olmuştur. Yıllardır amaç edindiğimiz Rizespor ile oluşturmak istediğimiz bu dayanışmanın bu sezon başında oluşturulmuş olması bizleri gururlandırmıştır. Rizespor'umuza ve tüm yönetim kurullarına, üyelerine teşekkür ederken anlaşmanın devamını diliyoruz. Altyapı takımlarımız 2018-2019 sezonunda kadro düzenlemesi yapmak için yerel liglere katılmıştır. Bu liglerde U17 takımımız şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır.
Kulübümüzün en büyük ihtiyaçlarından antrenman ve konaklama tesisleri için Orman Genel Müdürlüğü'nden Hemşin yolu üzerinde 17 bin metrekarelik bir alan kiralanmış ve bu alanın dolgu çalışmaları tamamlanmıştır. Dolgu çalışmalarının ardından zeminin düzeltme işlemleri halen devam etmektedir. Zemin düzeltme işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben amacımız en kısa sürede futbol takımının en büyük ihtiyacı olan idman sahasını ve tesisleri bir an önce hayata geçirilmesidir ve bunu sağlayacağımıza, gelecek yönetimlerinde sağlayacağına inanıyoruz. Tabii ki bunun yerine getirilmesi için bu aşamaya kadar hizmeti geçen çok değerli bürokrat ve pazar spor severlerine de teşekkürlerimizi sunmakla birlikte bundan sonra da bu katkının artarak bütün dinamiklerin bir araya gelerek birlikte bu hizmete tamamlanmasına katkıda bulunmasını dilemekteyiz. Pazar Spor bulunduğu konum itibariyle bölgeyi kucaklayan bir kulüp hüviyetini kazanmıştır. Pazar Spor ile ilçemiz Pazar bir başka güzel olmuştur. Bunun sorumluluğu ağırdır ve yönetim olarak biz bu sorumluluğu taşıdığımızda elimizden geldiğince kulüp tüzüğünün bize verdiği görevleri yerine getirmeye çalıştığımıza inanıyoruz. Bundan sonra da bu çalışmaların bu amaç, bu aşk, bu istekle devam edeceğine olan inancımız tamdır. Camiamızın bu bilinçli olduğunu görmek ve sizlerin de yanımızda olduğunu hissetmek başarılarımızın devamında, başarılar yeni seçilecek yönetim kurullarının da başarılarının devamında çok etkili olacağını söyleyerek sözlerime son veriyorum ve siz değerli genel kurul üyelerini saygıyla selamlıyorum. Kendine ait kesin gelir giden bilançosudur. Gelirler. Devreden kasa 962. Spor Toto gelirleri 483.550. Emanet gelirleri 102.000. Federasyon gelirleri 152.445. Kira gelirleri 11.580. Yönetim katkısı 48.090. Reklam ajanda gelirleri 193.072. Müsabaka gelirleri 13.738. Diğer gelirler 181.420. Bonservis gelirleri 20.000, işletme gelirleri 27.745, bağış üye aidatları 17.784. Giderler, teknik heyet ödemeleri 53.000, kredi ödemeleri 14.600, maç primi ödemeleri 149.010, personel ödemeleri 66.871, deplasman konaklama giderleri 56.660, SGK ve vergi ödemeleri 119.731, futbolcu ödemeleri 424.000, federasyon ödemeleri 10.048, yemek malzeme giderleri 13.773, elektrik ödemeleri 38.810, tesis, maç, sağlık giderleri 42.816, emanet ödemeleri 153.500, noter sözleşme masrafları 4.108, altyapı giderleri 14.809, muhtelif gider ve borç ödemeleri 89.672. Gelir gider farkı 2.632.286 liradır. Arz ediyorum. Borç listesini istiyorsanız okuyayım. Teknik ekiplere olan borçlar 142.000. Futbolculara olan borçlar 710.000, handball takım borçları 350.000, cari borçlar 894.000, emanete alınan borçlar 415.000, muhtelif borçlar 120.000 olmak üzere 2.632 lira. Yunanistan'a geçtik. Olacak. Pazar Spor Kulübü 2019-2020 tahmini ücretini okuyorum başkanım. Spor Toto gelirleri 1 milyon, Türkiye Futbol Federasyonu 983.000, yönetim katkı payı 200.000, tribün gelirleri 27.000, işletme kira gelirleri 115.000, bağış ve yardımlar 150.000, reklam gelirleri 210.000, handball gelirleri 400.000, bonservis gelirleri 150.000, kamu kurum gelirleri 150.000, akademi lig gelirleri 120.000 lira, toplam 3 milyon
1.505.000. Sporcu teknik ekip giderler, özür diliyorum. Sporcu teknik ekip ödemeleri 1.600.000. SGK ve vergi 250.000. Telefon elektrik 90.000. Seyahat konaklama 300.000. Mutfak giderleri 90.000. Diğer giderler 55.000. Geçmiş dönem ödemeleri 400.000. Handball giderleri 400.000. Personel maaş ödemeleri 200.000. Altyapı giderleri 120.000 olmak üzere 3.505.000 liradır. Arz ediyorum. Yani pazar siyasetçilerinin ciddi desteklerini gördüm. Geçmişte Mustafa Pardak'ın vekil olduğu ve bürokrat olduğu dönemde çok ciddi destekler. Şimdi sayın vekilimiz, eski spor bakanımız Osman Aşkın, bakın çok ciddi desteklerini gördüm. Elbette şimdi bir anda arkasında hemşerimiz Cumhurbaşkanımızın olması da bu desteklerin bize daha kolay gelmesini sağladı. Dediğim gibi başında çantası olmayan bir kulüpten bugün tesislerimizin yanında pazar sporun marka değerli varlığıyla birlikte pazarda ciddi spor yatırımları yapıldı. Bugün stadımızın yeniden yapılması aşağı yukarı 5.000 kişi bir butik stad haline gelecek. Bu kapalı spor salonunu çok modern bir hale getirdi. Kapalı yüzme havuzu yapılıyor. Bunlar pazar sporun varlığı ve başarısı sayesinde elbette ki siyasiler varsa ama bu pazar sporu burada yaşamasaydı bunlar çok mütevazı şekilde olurdu. Bakın çayı, nardışını bunlar göremezsiniz. Bu pazar sporunun varlığıdır. Ben bu destekleri için spor yatırımlar için de özellikle Osman Aşkın'a vekilimize çok teşekkür ediyorum. O süreçte spor topadan bize destekler sağladı. Çünkü bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu olsun, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mülyamin Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum ve desteklerin bizden sonra da devam etmesini temenni ediyorum. Bir başka, ben Pazar Spor Kulübü Başkanlığı'nı yaparken sadece Pazar Spor Kulübü'nün menfaatleri için çaba sarf etmedim. Beni yakından bilenler spor camiası da bilir ki sadece Pazar Spor değil, ikinci üçüncü kulüplerin bugün geldiği noktadaki ekonomik kazanımlarının en büyük mimarlarından biri de benim. Bizim kulüpler çok iyi biliyorlar. Şu an işte biraz evvel bütçe okunurken Futbol Federasyonu desteği 983.000 lira aldı. Üçüncü kulübü 983.000 lira aldı. Bunun yarından fazlasını mimarı benim. Yine Spor Toto'dan 18 maç programı alınıyor. Bu daha önceleri 8 maçtı. Bunu 18 maça çıkarandı yine. Ben derken yaptığımız çalışmalar. Mesela bir başka yine benim şahsen 50 yıl bütün bu kulüpler, gördüğüm büyük kulüpler dahil çok ciddi noter ücretleri verirlerdi sporcu sözleşmeleri için. Yani pazar spor ölçeğinden söylesem yani 100 bin liralık bir sözleşme yaptığınız zaman 5 bin lira civarında noter harcıyor dersin. Bizim için 20 tane sporcuda 100 bin lira kadar çok ciddi bir para. Bu işte Süper Lig kulüpleri için senede 2-2,5 bin lira bir para veriyor. Toplama baktığımızda bunlar 50 yıl ödemişler. Bunu ödemiyorlar. Sadece 2 tane özel sürücülerle bu işler yapılıyor. Bunun da mimarı. Yani ben sadece pazar spora değil, Türk futbolunu da ciddi hizmetler verdim. Bu son yapılan Fetbol Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda da bunları dile getirdim ama ben o Futbol Federasyonu kurulunda olmam gerekiyordu aslında. Öyle bir talepte istek de vardı ama son anda kişiler değişti Türkiye'de. Akşamdan sabaha değişiyor kişiler. Olamadık. Ama olamayacağım bir şeyin Futbol Federasyonu başkan aday olurdum. Keşke olsaydı bir hafta evvelden ilerleyeceğim. Aday olarak ciddi de oy alırdım. Zaten 60 tane imza gerekiyordu. Onu da toplamıştık. Bir başka zamanda bir başka arkadaşa kısmet olur. Dediğim gibi bu sezonda arkadaşlar paylaştılar. 16 yıl başkanlığında genelde üst sıralı oynayan, ikinlikte çıkan, ikinlikteki düşme sezonlarını saymazsanız genelde başarılı bir çizgi. Bu sezonda başarısız gibi gözüksek de çünkü ben sezon başı açıklamalarımı izleyenler bilir.
Eğer biz bu playoff oynayamazsak başarısızız diyen bir insanım. Dolayısıyla playoff oynayamadığımız için bu sezondan bahsediyorum. Aslında başarısızız. Ama tabii bunun şartlarını gördünüz. Göçek olduk, ağlar bir hopa, biz de tekrar derken sahamızda ancak 6 tane maç oynayabildik. Seyirciyle buluşmamız çok uzun sürdü. Demek ki ve başarı da arkasından geldi. Sezon başında stadımız yetişseydi veyahut da daha erken yetişseydi mutlaka daha fazla puan alabilir, playoff oynayabiliriz. Çünkü icadı gördüğünüz gibi şampiyon olan takımlara puan aldık. Bu anlamda, genel anlamda hedefin gerisinde olmakla birlikte sıkıntılı gözüken bir takımı da son haftalara kadar playoff'a taşıyabildik. Bunu da öyle değerlendirmek lazım. Bunun yanında biliyorsunuz bizim ikinci bir branşımız, kadın handball branşımız var. Bu da benim dönemimde Fatma Bağdalı hocamızın getirdiği bir projeydi. Yerel olarak başladık ama sonunda geçtiğimiz yıl Süper Lig'e alındık sıralama itibariyle. Orada da yerel bir takım kurduk, genç bir takımla ligde alabilme adına güzel maçlar çıkarken maalesef hepiniz de bildiğiniz gibi talihsiz bir trafik kazası yaşadık. Tesellimiz o trafik kazasında herhangi bir can kaybının olmaması. Tek tesellimiz onun yanında 3-4 tane sporcu kardeşimiz, evladımız ciddi sakatlıklar geçirdi. Handball Federasyonu'nda biz anlayışla karşıladı. Elikteki durumumuzu dondurarak önümüzdeki yılda Pazar Spor Kulübü'nün kadınlar handball Süper Ligi'ne devam etmesi konusunda karar aldı. Ben bu konuda Handball Federasyonu Başkanı Hemşehrin Dilan Eyüboğlu'na ciddi desteklerini gördüm. Hem kaza sürecinde bize yardımlar yaptı hem de aldığı bu kararla yani Pazar Spor Kulübü'nün sadece futbol, profesyonel futbol takımı değil, Süper Lig'de de bir handball takımı var. Kapalı spor salonunda biliyorsun yeniden bitince yani umarım bizden sonraki arkadaşlar da bu branşa uzak durmazlar. Salon sporlarını seven pazar sporlar ve pazarlarda güzel maçlar izlerler diye düşünüyorum. Neticede konuşmamın sonunda Pazar Spor Kulübü'nü yönetirken tamamen karşılıksız hizmet anlayışıyla hiçbir beklenti, hiçbir makam, mevki, hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu kulübü yönettiğini ve yönettiğiniz zaman destekle haliyle bu aklına geldiğine bir müteahhit olup, iş istedim devletten, ne bürokrat olup, bakan istedim, ne siyasetçi olup seçim adaylık istedim. Tamamen Pazar Spor'a gönül veren bir abimiz olarak çocukluğumuzdaki hasretimizi iş adamlığı sürecimizde fiil olarak yerine getirdik. O anlamda da bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da dürüst olmaları, şeffaf olmaları, güvenli olmaları halinde daha da başarılı olacaklarına inanıyorum. Çünkü bu işin en önemli püf noktası güvenilir olmak. Onu sağlayan herkes her anlamda ciddi destek olur. Ben böyle bir anlayışımda Pazar Spor'da kurumsal hale gelmesini temenni ediyorum. Yapamadım ne var diye bir şey soracak olursanız çok şey yaptık. Ama tamamlayamadığımız, sonu getiremediğimiz maalesef biraz önce de bahsedildi burada. Antrenman tesisleri, Pazar Spor'un profesyonel liglerde yaşayabilmesi için olmazsa olmazı. Yeri temin edebildik. Olduğum işini sağ olsunlar. Yeri ıslahıyla birlikte yapılan dolguyla bu da tamamlandı ama saha ve antrenman soyunma odalarını yapmak konusunda bizim bütçemiz yetmedi. Federasyon da bu sene bununla ilgili gerekli desteği vermeyince sadece dolgu aşamasında kaldık. Yapamadım. Hasretini çektiğim bir olaydı. Umarım bundan sonra yapar ama ben Sayın Osman Aşkı Bak'ta da konuştum. Bu Pazar Spor Kulübü'nün tek başına yapacağı bir şey değil mutlaka. Bakanlık ve sporta da desteği olması lazım. Umarım
diğer yaptığı hizmetleri bu sahayı da tamamlayarak taşlandırır kendisi. Kendisi de takip ediyor. Onun mutlaka yapılması lazım. Çünkü yakın bir gelecekte belki futbol federasyonu bir antrenman tesisi, çim antrenman sahası olmayan bu liglerde akıbetli olmayacak diye de bir karar da yakın gelecekte alabilir. Bunu da pazarda yetkili ve ilgilerin dikkatine sunuyorum. Netice itibariyle çok uzun soluklu bir çeyrek karşılık bırakan bir yönetici ve başkanlıktan sonra bugün size veda ediyorum. Bundan sonra ben de sizin gibi bir taraftar olarak maç izleyeceğim ama benimle ilgili, şahsımla ilgili, eksiğimle, yanlışımla varsa herhangi bir tespit edeceğiniz bir nokta lütfen ben buradayken benim olduğum ortamda mikrofonu da dile getirin ki ben de gereken cevapları vereyim. Yani daha sonra kulağıma gelmesin. Konuşacak ortam burası. Burası Pazar Spor Kulübü'nün en üst organıdır. Burada konular tartışılır. Sorular sorulur, cevaplar veririz. Bu açıdan yani bırakıp ben sana çok duyarsınız böyle enkaz bıraktım, enkaz bıraktım başka kulüplerde. Eğer bir enkaz da varsa burada hesabını veririz. Bu açıdan buraya talip olanlar da, yönetime talip olanlar da soruları, eleştirileri varsa lütfen benim bulunduğum ortamda bunlar dile getirsinler ki ben de gerekli cevaplarını kendilerine genel kurucularına verebileyim. Sen tekrar beni dinlediğin için, yıllarca beni desteklediğin için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana verdiniz bu desteği, bu teveccühü. Benden sonra gelen arkadaşlar da vermeniz dileğiyle hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Fiilen ayrılmakla birlikte kalben birlikteyiz. Pazarspor'un başarısı için